Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tarihi etkinliğimiz geldi ve hemen ana sayfaya girip göstereyim. İşte donduran futbol geldi. Gelmeden önce inanılmaz şeyler yaşandı ve bugün sizlere bu etkinlikten neleri ne kadar alabiliyoruz hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Böyle etkinlik bilgilendirme videoları için bu bölümde de eğer 31 beğeni geçebilirsiniz. Hem Fumbil 22 bilgilendirme, hem yeni etkinlik bilgilendirme, hem taktik, her türlü bilgilendirmeler devam edecek. O yüzden 31 beğeni geçelim ve hala bu kanala abone değilseniz abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var arkadaşlar. Yani Fumbil 22'de de devam edeceğiz. Bence kesinlikle abone olun. Mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Ve etkinlik geldiği anda neler yaşadık, ne kadar coins kastık, neler yaptık, 20.000 cevherle neler yaptık, bunları önce göreceksiniz. Sonrasında sizlere etkinliği bütün detaylarıyla anlatacağım. İnanılmaz bilgiler vereceğim. Etkinlik harika arkadaşlar. Arkadaşlar hemen etkinlik geldiği ana geçiyoruz ama etkinlik gelmeden etkinliğe falan girdik. Değişik şeyler oldu. Önce de kısaca anlatayım. Burada arkadaşlar biliyorsunuz görev kısmı var. Bu görev kısmında burada görmüş olduğunuz gibi Aurora bileti var ve burada böyle tamamlanmadığı zaman bir şey çıkıyordu ve etkinlik 45 dakika gecikecek dediler ama buradan tıkladığımızda etkinliğe girebiliyorduk. Yani bu durumda ne olmuş oluyor? Etkinliğe daha önceden fark eden kişiler ekstradan girebildiği için etkinliği ilk anda coins kasmaya çalışan kişiler maalesef kasamadı. Hem geciktireceğiz dediler hem de aslında etkinlik gecikmedi ve ben o anda tabii ki girmiştim. İşte şu anda o anda yaşanılan şeyleri izleyeceksiniz arkadaşlar. Ama biz çıkartacağız şimdi çünkü biz bunu fark ettik. Ama ilginç şeyler oluyor. Şimdi bir dakika abi. 12.500 cevher veriyorum. Ve hızlıca paketleri açıyorum. Salah malah çıkarsa fena bir coins kasabiliriz. Hemen satın al diyorum arkadaşlar. Ve paketleri açmaya başlıyorum. Gelmiş etkinlik. Gelmedi de aslında garip şeyler oluyor. Savan yer çıktı. Görevler kısmından etkinliğe girebildik. Etkinin kendi kısmında yok. Şaka gibi. Çomayini çıktı. Olabildiğince yüksek şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Vinicius, Salah falan çıkartmaya çalışıyoruz şu anda. Olabildiğince çıkartmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar çıkacak. Geriye kalan cevherlerle de farklı bir yerden bir şeyler harcamayı da deneyeceğim arkadaşlar. 7500'de o şekilde kullanmaya çalışacağım. Rahmani çıktı şu anda. Garanti oyuncudan falan ne gelecek bilmiyorum ama çıkabildiği kadar iyi şeyler çıkması lazım. Emil Smith-Rowe da geldi. Daha yüksek abi. 106'nın üzerinde oyuncu çıkması lazım. Çok ilginç şeyler yaşanıyor. Mehdi Taremi geldi şimdi de. Hadi abi hadi. Burada bu kadar cevher harcayıp coinslerimizi kasmamız lazım. Çünkü şu anda çoğunluk yani oyundaki bu oyuncular pazara falan koyulabilecek mi mesela şu an? Çok garip. Ya etkinlik gelmiş ama gelmedi gözüküyordu. Lütfen şuradan bir yüksek bir oyuncu çıksın artık ya, rica ediyorum. Evet, Simeone geldi ama maalesef en yüksekleri gelmiyor. Gerçekten sinir bozucu biraz. Bakalım. Ve yes! 110 gen çıktı. Zakaria geldi. Güzel. Zakaria'yı direkt koy abi. Herkes direkt koy da Zakaria'yı daha da direkt koy. Zakaria ne kadarmış? Zakaria'yı 9 milyondan koydum arkadaşlar. Simeone ne kadar? Simeone ne kadar? Simeone'yi de 5 milyondan koydum. Herkesi tam onda birinden koyuyorum. Hiç düşünmeden koyuyorum arkadaşlar. Çünkü etkinlik erken mi geldi, geç mi geldi bilmiyorum. Bunu 3.5'tan koyuyorum. Vallahi bilmiyorum. Çok da düşünmeden koyuyorum arkadaşlar açıkçası ama geriye kalanların hepsini bir dakika arkadaşlar. Bunların geri Emil Smith-Rowe'u da bir koy. Emil Smith-Rowe'u da 4200'den koy abi. Şimdi öğeyi gönder dedim. Ana sayfaya bir geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan da paketleri açtık. Bakalım buradan neler çıkacak. Çıkartabilecek miyiz? Bir şeyler bilmiyorum. Para et. Puan yetecek mi? Onu da merak ediyorum. 350'den fazlaysa yetmez çünkü. 325 diyor. Diğeri de 350 ise yine puan yetecek. Ve Mbappe çıkarsa zengin olduk. Çıkmazsa zengin olmadık ama çok da önemli değil. Bakalım 100'ün üzerinde falan çıkarsa oyuncular çok iyi olabilir şu anda. Ve Antonio Çolak 100 geldi. Şaka gibi. Başka oyuncu var mı yakında diye bakıyorum. Ama yok abi. Daha başka oyuncu yok. Yakında yok yani. Diğerlerini artık normal çıkartacağız. Antonio Çolak'ta ne kadar derece varmış? 10 varmış. Antonio Çolak'ı da hemen pazara koyacağım arkadaşlar. Yani bunların çok satılacağını düşünmüyorum ama keşke daha şanslı bir paket açılımı yapsaydık. Yani saçma sapan bir durum oldu bu arada. Cidden. Yani öyle saçma salak bir durum oldu ki ne yaşayacağız bilmiyorum artık ben. Ama şöyle de 6.5 yazıyorum. Yani kimse kimseyi almadı büyük bir ihtimalle daha. Hemen ana sayfaya geliyoruz. Daha yeni koyduk bu arada bütün oyuncuları ama 4 tane oyuncu satıldı. Hatta 6 tane. Bütün oyuncular satılıyor aslında. Keşke bütün hepsini koysaymışız ki bu arada yani Çolak da 10 milyona satıldı. Zakaria 10 milyona satıldı. Daha fazlayı bile satılabilirdi çünkü herkes satılıyor. 2.5'a koyduklarım da satılıyor. Yani gerçekten herkes satılmış. Bayağı da bir coins kastık bu arada. Şaka mı bu abi? Herkes satılmış. Evet. Herkes satılmış. 76 milyon oldu. Bir dakika abi ben daha oyuncu çıkartayım o zaman bu kadar satılıyorsa. Hala kimsenin haberi olmadığı için oyuncular hala pahalı bu arada. Dur bakalım bir 107 üzerinde bir oyuncu çıkarsa yine iyi paraya gider o zaman. Aç bakalım. Onda birine bile koymama gerek yokmuş herhalde. Bilmiyorum ama.
109 Aspilicueta geldi. Şansa bak, bir tane daha açabiliyor muyum? Dur, Aspilicueta'yı hemen satalım. Arkadaşlar bence gayet iyi coins kastık. Bakın şu anda 8.5'a sadece 2-3 dakika sonra Aspilicueta koyduk, satılmadı. Yani biraz geç fark etsek kimseyi satamayacakmışız. Allah'tan yani Thomas'ı da biliyorsunuz biraz geç koyduk. Yani Allah'tan fark ettik. Chat'te bana yazdılar ve ben o şekilde girdim, sattım. Zaten artık oyuna normal bir şekilde de geldi etkinlik. 42 geçe falan oyuna normal bir şekilde de geldi artık. Herkes girebiliyor etkinliğe. O şekilde oldu yani. Pazarda Haaland var mı falan diye de bakacağım. Haaland'da vardır diye düşünüyorum. Şöyle Erling Haaland'a da şöyle bir bakalım. Pazarda gözükecek mi? Çok sanmıyorum ama 115 yapalım Haaland için, ama çıkmayacak herhalde. Kimse de yok yani. Ama arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bayağı bir oyuncu var. 118 yazarsak çıkacak mı? Evet. Lewandowski var bir tane. 441 milyon coin'se her şeyi 140 olan bir oyuncu. Lewandowski alan var, daha Haaland alan yok. Yani şu anda etkinliğin inanılmaz bilgilendirmesine devam edelim. Bu hesapta da gerçekten bence gayet iyi coins'imizi kastık. Bence gayet yeterli. Devam edelim arkadaşlar. İzlediniz arkadaşlar ve şimdi kimler bedava, kimler neler yapıyor falan hepsini göstereceğiz. Önce kısaca Aurora biletine girip hemen geçelim arkadaşlar. Aurora biletinde zaten burada görmüş olduğunuz ödüller var. 230 lira verirseniz alttakileri de alıyorsunuz, vermezseniz sadece üsttekiler kalıyor. Büyük bir ihtimalle tabii ki bunu vermeyeceğiz ve sadece üsttekiler kalıyor ki artık alanlar hep full ilerlediği için Lewandowski'nin bile değeri bayağı bir düşmeye başladı gittikçe. Bayağı da bir düşük olacak. Pazardan alırsınız Lewandowski'yi çok istiyorsanız. Alttaki ödüller aslında fena da durmuyor. Alma imkanı falan olan varsa alsın, ama alamıyorsanız da Wan-Bissaka'yı da bedavaya alacağız yani. Buradan bir tane 112 yan oyuncu ve bir sürü epik parça, efsane parça, 40 tane falan veriyor. Oha! Altta 200 efsane var. Ne ödül veriyor bu arada. Gerçekten inanılmaz ödüller var. 80 efsane parça yine alıyoruz yani. Gence gayet güzel. Efsaneyi zaten daha çok dağıtması lazım. Yılbaşı takvimi zaten bir gün önceden gelmişti. Buranın ödülleri de her gün bu şekilde ödüllerini bize verecek arkadaşlar. Burayı da hızlıca geçelim arkadaşlar. Her gün oyuna zaten girersiniz ve bu ödülleri alırsınız. Şimdi donduran futbol kısmına geldik sezon öncesi. Ben Kışköy'ü gündüzden başladım. Zaten burada ilerliyorum. Şimdi arkadaşlar bu Mbappe bedava mı? Önce onu açıklıyorum. Şöyle bir durum var. Bu Mbappe'yi bedava almak istiyorsanız bunları falan almayın. Mbappe'yi falan direkt bedavaya alırsınız arkadaşlar. Çünkü bütün yollardan devam ederseniz yine alamıyor olabilirsiniz. Ama zaten inanılmaz şanssız değilseniz, Mbappe sona kalmayacaksa, buradaki oyuncuların birçoğunu açabiliyor olacaksınız. Çünkü buradan herhangi bir oyuncudan 115 kere giderseniz, örnek veriyorum, ben Rafa Leao'ya gideceğim. Buradaki Leo'yu ben alacağım arkadaşlar. Çok da severim kendini. Ronaldinho gelene kadar da genç Ronaldinho olarak benim takımımda oynayacak. Bu adam bedava bu arada. Bu 115 gen oyuncuyu bedavaya alabiliyorsunuz. Tam 20.000 puan ediyor arkadaşlar. Ve burada biz 32.000 puan falan kasabiliyoruz zaten. Ve 20.000 puan ettikten sonra bakın zaten bir tane oyuncu burada 855 puan. Şöyle göstereyim, 855 puan. Sonra burada bir diğeri 1000 puan. Sonra şuradan bakıyoruz, buraya gelmiş olacağız 655 puan. Yani çok şanssız değilseniz, sona bırakmıyorsunuz, Mbappe'de otomatikman bedava olmuş oluyor. Hani alamadınız mı? Burada kastınız coinslerle, buradan aldığınız oyuncularla kastınız coinslerle falan zaten. Mbappe en kötü ihtimalle pazardan alırsınız. Ama net bir şekilde bedava denemiyor Mbappe. Ama aslında Mbappe çok büyük ihtimalle, biraz şanslıysanız, Mbappe size geleceği varsa geliyor. Ya da Kışköy gece kısmındaki buradaki 116 oyuncu. Yani bunları net bir şekilde bedavaya veya değil diyemiyoruz. Çünkü şansa bağlı faktörlü şeyler. Ama tabii ki de burada yolda geçerken bir sürü açabiliyoruz. Sadece bir iki oyuncu falan açamayacağız herhalde, puanımız yetmeyeceğiz. Ya da 2-3 tane. O yüzden de belki bedava alamayabilirsiniz. Ama başka yerlerde ilerlediğiniz için alamıyorsunuz. Yani onun dışında direkt Mbappe'nin üzerine giderseniz Mbappe'yi de bedava alıyorsunuz. Ama gerek yok. Oradaki 115'lik oyuncuyu alırsınız. Kar topu yığınına geldiğimizde arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz gibi 116 salahlı grup var. Şimdi ben size bütün grupları tek tek gösteriyorum. Buraya sırada hangi grup gelecek, ondan sonra hangi grup gelecek ki bu grup çok güzel. Bu grupta Vinicius Junior var mesela. Yani ben bu grubu bayağı sevdim. Ama bu gruba neler gelecek daha, onları göstereceğim ve hemen oraya geçelim. Arkadaşlar burada zaten yazıyor. Buradan SS'inizi alabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bu arada tam 5500 token toplayabiliyoruz. Yani 55 tane paket açabileceğiz oradan. İkinci hafta 116 Şezni, 114 Son. Üçüncü haftada Nkunku ile Firmino geliyor arkadaşlar. Alttaki ödülleri de görebilirsiniz zaten. 114 Firmino'yu ben gerçekten heyecanla bekliyorum. Şu üçüncü haftası gelsin etkinliğinde bir an önce o 114 Firmino'yu almak istiyorum arkadaşlar. Oyunumuza geri dönelim ve 55 pakette nasıl ödül aldığımıza hemen bir bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi tam 55 paket açacağız. Hiç cevher bile yatırmasak 200 nadir alıyoruz. Yani bir 5 pakette cevherle falan açarsanız buradan bir tane de alıyorsunuz, ama ben en kötü yani bir ekstra 50 şimdi ve sonra puanı daha istiyorum. Çünkü şimdi ve sonra puanı gerçekten çok önemli. 55 paket açıp 100 şimdi ve sonra puanı alıyoruz buradan, ama tabi alabildiğimiz kadar şimdi ve sonra puanı almaya çalışacağımız için inşallah 55'ten daha fazlasını da açarız. Sadece garanti olan bedava olan 55 tane. Şimdi burada aynı zamanda bu arada şimdi ve sonra en kısmına bir girelim arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi
Gareth Bale var. Ben ilk kadro kurma görevini tamamladım. Ve ikincisi için 5 gün beklemem gerekiyor. Üçüncüsü için 7 gün. Dördüncüsü için 12 gün. Sonra 14 gün. Sonrasında da arkadaşlar 14. günde de Gareth Bale'ı hemen alacağım. Yani direkt geldiği gibi alacağım Gareth Bale'ı. Büyük bir ihtimalle satılamaz bir oyuncudur ama ben Gareth Bale'ı almak istiyorum. Hem verdiği yanında ödüller için hem de en sonunda da Gareth Bale da kadromda olsun. Çünkü gelecek sezona da aktarılacak bunlar. O yüzden şimdiden bu koyislerle gelecek sezona bir şeyler aktarmak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ana bölümde Drogba var. Mazi teklifinde Haaland var. Kimpembe de mazi teklifine gelecek. Sezon öncesi biletine Robertson gelecek. Sezon öncesi biletine Ali gelecek. Ve burada da arkadaşlar zaten şimdi ve sonra bölümünde buradakileri de zaten belli. Bunları alabildiğimiz kadar alacağız. Yeni sezon için gerekli olan ödüller arkadaşlar bunlar. Buradaki oyuncuları o yüzden alalım. Yani Gareth Bale'ı da alacağım ben. Rafa Leao'yu da alacağım. Ve ekstradan alabildiğim kim varsa almaya çalışacağım. Tabii ki Haaland falan birazcık zor olacak arkadaşlar. Haaland'ı falan almayacağım büyük ihtimalle ama alabildiğiniz kadar buradan ne kadar gücünüz yetiyorsa alın. Özellikle Gareth Bale için coins kasmaya çalışın arkadaşlar. Buz balık tutma deliğine de geldiğimizde arkadaşlar buradaki ödüller belli. Hemen buradaki ödüllere bakalım. Buz balık oyuncu rotasyonu diyor ama acaba tam olarak orayı mı gösteriyor bilmiyorum. Çünkü 2 Aralık'ta Castellanos diyor ama biz 3 Aralık'a geldik. Castellanos nerede onu bilmiyorum ama her iki günde bir görmüş olduğunuz gibi yeni oyuncular gelecek arkadaşlar. Diego Lopez, McNeil, Sam Maximan, Beto, Mukhtar, Mazrui. Bu tam olarak nereye geleceğini anlamadım ama balık yani donmuş balık oyuncu rotasyonu diyor. Şimdi hemen bir oraya geçelim. Etkinliğin o kısmına gelmesi lazım ama Castellanos nerede o zaman mesela? Şu an o oyuncu yok 107 genlik. Bu oyuncular tam olarak nereye gelecek bilmiyorum. İki günde bir buraya oyuncu gelecek balık tutma yeriyle ilgili ama hemen bir bakalım oraya. Evet yani ilk olarak 2 Aralık'ta başladı ve burada oyuncu falan yok. Yani o yüzden bir şaşırtıcı bir durum var ama acaba tam olarak nasıl olacak bilmiyorum. Bu kısma herhalde oyuncular gelmeye başlayacak arkadaşlar. Orada bir günlük bir hata yapılmış olabilir. Çünkü etkinin başka bir kısmına gelemez arkadaşlar. Balık tutma yeri orası. Ve o kısımdan bahsedilmiştir. Burada da arkadaşlar zaten her gün 6 yıldızı tamamlayıp ilerlememiz lazım. Ve buradan da günde bir maç oynasak yeterli. Çünkü buradaki ödülleri de almış olacağız arkadaşlar. Buradaki ödülleri de alıp buradaki maçları oynayarak her gün 100 tane kartopu fişi alıp paketlerimizi açacağız. Yani etkinlik bu şekilde. Bedava alabileceğimiz ödül Del Piero. 106'lık Del Piero'yu bedava alabiliyoruz. 30.000'den fazla puan harcıyoruz kesinlikle. Buradaki şimdi ve sonra 50.000 puanlık olanı galiba puanımız yetmiyor. Ne kadar puan alabildiğimize hemen bir bakalım. Yani tamamen bedava olarak baktığımızda arkadaşlar bu arada paket coin paketlerini açmamız gerekmiyormuş. Sonradan açıklandı bu. 33.700 puan toplayabiliyoruz. Yani 16-17.000 puan eksiğimiz kalacak oradaki 150 şimdi ve sonra puanı için ama yani elinizde cevher falan varsa da yatırmaya çalışın. Çünkü arkadaşlar lazım yani bizim oradaki ödülleri alabildiğimiz kadar almamız lazım. Bakalım neler olacak ama yani etkinliği oynayacağız ve bedava bayağı bir oyuncu alacağız arkadaşlar. İkonlarımız, mikonlarımız var. Bayağı bir şimdi ve sonra ödülü de var. Puanlarımız da var. Ama tam olarak net bir şekilde inanılmaz iyi şeyler alıyor muyuz? Yani 115 şimdi ve sonra oyuncusu bedava kesinlikle olarak. 106'lık Del Piero bedava kesinlikle. 113'lük bir köy oyuncusu alabiliyoruz. Yani 113'lük şuradaki oyuncuyu bir göstereyim. Buradaki arkadaşlar 113'lük Ben Yedder'i istersek alabiliyoruz. Hakim Ziyech'i alabiliyoruz. Yani kimi istersek bu yollardan bedava gibi duruyor arkadaşlar. Yani gelen oyuncuların hepsi bedava. Çok da zorlamadan her gün etkinliğimizi oynayarak alabildiğimiz kadar ödül almaya çalışalım arkadaşlar. Gayet güzel alırız. Bazı ikonlar falan da burada görmüş olduğunuz gibi zaten arkadaşlar. Bunları da bu şekilde bakabilirsiniz. 1000 cevhermiş mesela şuradan donmuş yan paketi. Bu yemlerde de oyuncu gelecek herhalde. Oradan da bayağı kasacağız. Yani her gün oyuna girerek kasabildiğimiz kadar şeylerimizi kasalım arkadaşlar. Yani ödüller bedava ödüller bu şekildeydi. Etkinliğin detayı da bu şekilde. Sadece oradan yani her seferinde 2 yıldız alsanız yıldız kısmı birazcık karışık gibi duruyor olabilir. Orası da değil. Yani 2 tanesinden 3 yıldız alsanız ya da 3 tanesinden 2'şer yıldız alsanız 6 yıldız tamamlanıyor ve günde de 6 yıldız yapmamız lazım. 9 yıldız yapmak da çok zor değil arkadaşlar. Enerjimiz de bu arada yeterli oluyor. 36 tane basamak olduğu için burada enerji de yetiyor zaten almaya. Yani günde hiç reklam falan izlemeden de alabilirsiniz. Coin teklifi harcamadan kesinlikle alabilirsiniz. Zaten harcarsınız. Çok da önemli değil bence coin teklifi. Buradaki maçları da oynarsınız. Etkinlik bu şekilde arkadaşlar. Ve benim tabii ki Mbappe'yi çıkardığım an kesinlikle olacak. Ben bedava diyorsam ben bedava Mbappe'yi alırım arkadaşlar. Mbappe'yi bedavaya alıyoruz gibime geliyor benim ama tabi Mbappe'den benim için daha önemli olan kim? Rafa Leao arkadaşlar. Bir an önce Rafa Leao'ya gideceğim ve alabildiğim kadar hızlı bir şekilde Leao'yu almak istiyorum. Sol kanatıma koyacağım çünkü kadroma çok lazım. Aa şimdi ve son oyuncuları pazarda mı yok? Mbappe var mı peki mesela? Mbappe bayağı çıkmıştır. Mbappe olmama ihtimali yok. Bir de Rafa Leao satılamıyor mu? Satılabiliyor mu? Ona bir bakacağım. Hani şimdi ve son oyuncusu olduğu için satılamıyor olabilir bütün şimdi ve son oyuncuları bu arada. O zaman Haaland da mı satılamıyor? Oha bir dakika çok karışık. Bu arada Mbappe bayağı bir fiyatı ucuzlamış. Yani çıkmasa bile kastığımız coins ile daha da ucuzlayacak etkinliğin sonuna doğru. Bayağı bir şekilde kolay bir şekilde alabiliriz.
Hiçbir şimdi ve sonra oyuncusu sanırım yok arkadaşlar. Şöyle 119 yazalım mesela. Haaland malant da yok. Onları pazardan alamayacağız arkadaşlar. Onlar satılamaz. Bir kanıtlayalım hatta satılamaz olduklarını. Burada da zaten mantıklı ama hiç aklıma gelmemişti yani satılamaz olacakları. Buradan da hemen bakalım kullanacağınızı alın özellikle arkadaşlar. Bak pazarda satmaya falan değil. Bakın açık attım ve kapalım. Normal çünkü bu gelecek sezon aktarılacağı için pazarda satılması biraz anormal olur. Hatta pazarda satılsa çok pahalı bile olabilirdi bunlar. Hiçbirisi de satılamaz. Yani gelecek sezona aktarılması gerçekten çok özel bir durum. Bakalım neler olacak. Bale'ı da almaya çalışın bence. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Burada videomun sonuna geldik. Sorularınızı yorumlara yazın. Şu oyuncu bedava mı? Bu oyuncu bedava mı? Yazın. Ben de cevap verebilirsem vereyim arkadaşlar sizlere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.